Yağmurlardan sonra büyürmüş Başak. Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş Başak. Bu satırlar ve daha yüzlercesi hem annesini hem de babasını kaybetti efendim. Sezai Karakoç 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türkiye çok önemli bir değerini, bir fikir adamını, eşsiz bir ruhu kaybetti. Konuşacaklarımız, idrak edeceklerimiz var. Boğazımızsa düğüm düğüm. Ülkede bugün başlıyor. Sevgili izleyiciler, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç 88 yaşında hayata veda etti. Bu acı kaybı konuşacağız şimdi. Konuğumuz Medya Derneği Başkanı Sayın Ekrem Kızıltaş. Sayın Kızıltaş, günaydın. Yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar efendim. Şimdi tabii Sezai Karakoç sadece bir isim ve soyisimden ibaret değil. Çok önemli bir değerimizi kaybettik ama idrak etmemiz gereken de çok konu var. Tabii ki gençlerimiz var, bundan sonra tanıyacak olanlarımız var. Sezai Karakoç'u Sezai Karakoç'u yapan neydi? Türkiye nasıl bir değerini kaybetti? Bunu sorarak başlayalım. Allah rahmet eylesin öncelikle, hepimizin başı sağ olsun. Çünkü hakikaten bileni ve bilmeyeniyle Türkiye ve İslam alemi aslında çok önemli bir değerini kaybetti. Yeri kolay doldurulamayacak bir isimden bahsediyoruz. Biliyorsunuz her ölüm erken ölümdür. Ölümdür herkes için üzülürüz. Yaşı kaç olursa olsun vefat edenlerin ardından genellikle ölümü ona yakıştıramadığımızı, yerinin kolay doldurulamayacağını falan söyleriz. Ama zannediyorum bu sözlerin hemen hepsinin anlam kazanabildiği nadir şahsiyetlerden biriydi Sezai Karakoç. Sezai ağabey 88 yaşında bizlere veda etti, aramızdan ayrıldı. Ama biraz önce siz de söylediniz, geriye oldukça büyük bir külliyat bıraktı. Bütün o 88 yıllık ömrün, büyük bir çabanın, büyük bir gayretin eseri olarak şiiri, denemesi, işte hikayeleri, düşünce yazıları ve herhalde roman hariç edebiyatının hemen her türünde 100'e yakın, hatta 100 civarında eser bıraktı bize. Şu ana kadar faydalanmamış olanların, şu ana kadar tanışmamış olanların vakit geçirmeden tanışmaları hem edebiyatın lezzetini, şiirin lezzetini hem de düşüncenin ne olduğunu, fikrin ne olduğunu ve Türkiye'de yaşayan bir insanın bu ülkenin ve bu coğrafyanın meselelerine nasıl yaklaşması gerektiğini kolaylıkla öğrenebileceği eserler bunlar. Tanışmayanların bir an önce tanışmasında fayda var. Sezai ağabey 88 yaşın gençliğinde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okurken Üstad rahmetli Necip Fazıl Kısakürek'le tanışır ve o tanışmayla birlikte hayatının yolu da değişir. 50'li yıllardaki bu tanışıklıktan sonra 60'dan yani 1960'dan günümüze 60 sene civarında biz mücadele dolu bir hayat içerisinde Sezai Karakoç'u görürüz. Şiiriyle, düşünce yazılarıyla, deneme yazılarıyla, tercemeleriyle ve bu arada tabii gazete yazılarıyla. Rahmetli Şevket Eygin'in herhalde Bab-ı Halide Sabahında, o dönemin 60'lı yılların başı gazetelerinde, 70'li yıllarda Milli Gazete'de, Yeni Devir'de yazılar yazan, dönem dönem yazılar yazan, bu arada Diriliş Dergisi'ni çıkaran, Diriliş Yayın Evi'ni kurup kendi kitaplarını ve yaptığı tercemeleri yayınlayan, yani hayatı sürekli mücadele içerisinde geçen bir Sezai Karakoç var karşımızda. Bu arada belki biraz dar çerçevede çevresindekilerle temaslarını sürdüren, seminerleriyle, konferanslarıyla, onlarla fikir alışverişi yapan ve 90'dan sonra siyasete değişik bir biçimde yaklaşıp, aslında belki çok da siyaset yapma niyeti olmasa da, belki kendine az fikirleriyle Diriliş Partisi'ni kuran, biliyorsunuz 90'da kurulan bu parti 97'de iki defa seçimlere kapatılmadığı gerekçesiyle kapatıldı. 2007'de tekrar Diriliş, Yüce Diriliş Partisi'ni kurdu partisini ve bu parti vesilesiyle çevresindeki insanlara bir takım şeyler aktardı. Bu parti vesilesiyle il teşkilatlarında bulunduğu yerlere gitti. Onlara Diriliş davasını, bu topraklarda yaşayan insanların kendi ayakları üzerinde durma davasını,
Bu toprakların üzerinde yaşayan insanların ve Müslümanların üzerlerine örtülmüş ölü toprağını kaldırma davasını, bu topraklarda yaşayan insanların karar verirlerse tekrar kendi ayakları üzerinde durabilecekleri, sadece kendilerine değil, kendi coğrafyalarına ve başka coğrafyalara da huzur, istikrar ve adalet getirebilecekleri davasını, bunu belki diriliş ismiyle sıfatlandırarak anlattı ve durdu. Şimdi tabii bütün diriliş hayatı demişken araya gireceğim. Çok evet, özür dilerim buyurun Sayın efendim. Kızıltaş. Tabii aslında konuşmaya kalksak belki saatlerimizi vermemiz gerekiyor. Sezai Tabii. Karakoç'u anlayabilmemiz, idrak edebilmemiz için. Ama konusu geçmişken sormak istiyorum. Birlik çağrısı vardı Sezai Karakoç'un, Büyük Usta'nın. Birlik idealinin önemine dikkat çekmişti. Durmadan birleşme, yakınlaşma ve kaynaşmaya aslında dikkat çekmişti. Bunun biraz altını çizelim mi? Sizin dilinizden nasıl anlatırsınız? Nasıl idrak edebiliriz Sezai Karakoç'u? Tabii ki. Sezai Karakoç yıllarını idealine, davasına, bu ülkenin kendi ayakları üzerinde kalkma idealine harcamış birisi olarak ve hakikaten inanmış ve inancının gereğini yerine getiren bir Müslüman olarak bu coğrafyanın, bu ülkenin, bu ülkede yaşayan insanların bir ve beraber olmaları gerektiğini ve bunun için de aslında bir ve beraber olmamaları için herhangi bir sebep olmadığına inanan bir insandı. Çünkü siyasi farklılıkların, şunun bunun, ülke sevgisinin, vatan sevgisinin, millet sevgisinin ve bir devlete sahip olma inanç ve idealinin önüne geçmemesi gerektiğine, dolayısıyla bu ülkede yaşayan insanların başkaları tarafından kandırılmaması, manipüle edilmemesi gerektiğine inanırdı ki bütün çabaları bu toprakların insanının kendi değerlerinin farkına varmasıydı. Bunun için gerek şiirlerinde, gerek düşünce yazılarında, gerek hikayelerinde, gerek denemelerinde bu ülkenin sahip olduğu değerlerin, bizim sahip olduğumuz değerlerin önemine, bunlar etrafında kenetlenirsek şayet bu ülkenin ve belki diğer Müslüman ülkelerinde kendi ayakları üzerinde durabilecekleri ve kendi içlerinde huzurlu ve istikrarlı bir hale gelebilecekleri gibi yakın coğrafyaya ve hatta dünyaya da aynı şekilde bunu yayabileceklerini düşünür. Bunu belki lafzen böyle ifade etmese de eninde sonunda bütün tavırlarıyla genel olarak bunları anlatırım. Şimdi tabii biraz daha derinine inmek gerekirse aslında çok şahsına münhasır bir kişilikten bahsediyoruz. Yani bir fikir Benden adamı, ötürü. şair olmasının dışında. Şöyle bir örnekle aslında onu da biraz canlandıralım istiyorum. Cemal Süreya'nın kaleminden çok önemli kelimelerle dökülmüştü Sezai Karakoç. Evet. Ve çok daha yetenekli bir Mehmet Akif'in tinsel görüntüsüyle adam akıllı dürüst bir Necip Fazıl'ınkini iç içe geçirin. Yaklaşık bir Sezai Karakoç elde edebilirsiniz demişti. Biz Cemal Süreya'nın bu sözlerinden Sezai Karakoç'u nasıl anlıyoruz ve nasıl bir kişilik çıkıyor karşımıza? Şimdi Cemal Süreya, Sezai Karakoç'un en yakın isimlerinden biriydi. Hatta Sezai Bey'i kendisinin bir manevi abi olarak kabul ettiğini, sıkıntılı dönemlerinde ya da neşeli dönemlerinde genellikle ona gelip gittiğini biliriz. Cemal Süreya'nın tabii ki Üstad Necip Fazıl Kısakürlük'ü de tanıdığını ve onun yapısıyla Sezai Bey'in yapısı arasında bir nasıl söyleyelim, bir mukayese yapmak gerektiğinde kendine az tabirlerle ve biraz da belki tanışık olmanın getirdiği haliyle bir değerlendirme yaptığını görüyoruz. Aynı şekilde Mehmet Akif Ersoy ile alakalı da tabii ki onlar Mehmet Akif Ersoy'u yakından tanıyan, görüşen, onunla alakalı daha net bilgiler verebilecek isimlere de bizden daha fazla yakındılar. Biz ikinci, üçüncü ya da dördüncü elden, kaynaklardan öğreniyoruz mesela Mehmet Akif Ersoy'u. Ama Cemal Süreya ve Sezai Karakoç tabii ki büyük ihtimalle onunla beraber bulunmuş insanlardan falan dinleyebiliyorlar. Burada Cemal Süreya'nın değerlendirmesi Sezai Karakoç'un, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in hayatında onun en yakın tilmizlerinden birisi oluşu ve Üstad Necip Fazıl Kısakürek için neredeyse her şeyini feda edebilecek bir isim olması. Tabii ki Üstad Necip Fazıl'ın ardından o çizgiyi kendine has bir şekilde devam ettirmesiyle alakalı. Cemal Süreya'nın yaklaşımları biraz şairane, şair ve hassasiyetiyle bezenmiş bir şey. Ama şu var, Sezai Karakoç, Üstad Necip Fazıl'la beraber yürüttüğü çabasını uzun yıllar Büyük Doğu'da yazdı biliyorsunuz. Üstadın ardından
bir anlamda belki hani üstadın veliahtı gibi, prensi gibi, üstadın bıraktığı bir miras gibi bakıldı kendisine. Ama üstadın tarzının dışında Sezai Bey'in kendine has bir tarzı vardı. Üstad Necip Fazıl coşkulu ve nasıl söyleyelim biraz daha hareketli, ama Sezai Karakoç çok da fazla dışa dönük olmayan fakat kendine doğru yaklaştığında sizi doya doya besleyen bir kaynak olarak var oldu. Her ikisinin de kendine has özellikleri vardı. Cemal Süreya'nın yaklaşımı da naif bir yaklaşım, şairane bir yaklaşım ve hakikaten birçok yönleriyle doğru bir yaklaşım. Ama Sezai Bey ile alakalı söylenebilecek olan şu, 60 yılı aşkın bir süredir inandığı dava uğruna gazete yazılarıyla, kitaplarıyla, çıkardığı Dirilişte, yazdığı işte Büyük Doğu ve başka dergilerle inandığı değerler uğrunda çalışan, gayret eden ve herhalde bütün bunların ardında Allah rızasını hedefleyen, bunun için gayret eden ve çalışan bir isimdi. Bugün itibariyle bize oldukça büyük bir külliyat bıraktı. Okudukça beslenebileceğimiz ve şu ana kadar bir şekilde yolu kesişmemiş olanlarından belki vefatı vesilesiyle haberdar olup inşallah uzanabilecekleri devasa bir kaynak var. Bu kaynak bu topraklara ait değerlerin, topraklarda yaşayan insanlara ait değerlerin adeta ilmek ilmek onlara anlatılması için dokunmuş bir halde, şiir olarak, deneme olarak, düşünce yazısı olarak, tiyatro eseri olarak bir takım başka formlarda duruyor ve okunmayı bekliyor. Umulur ki Cenab-ı Hak kendisine rahmet eder ve bize bıraktığı bu mirası inşallah onun açısından sadaka-i cariye hükmündedir. Hani insanın ölümünden sonra kendisi lehine çalışan şeyler arasındadır bunlar ve umulur ki Cenab-ı Hak kendisinin makamını âli eyle. Amin. Tabii Allah rahmet eylesin yakınlarına ve başsağlığı, sabır diliyoruz aynı şekilde. Şimdi değinmek istediğim bir nokta daha var ki okuduğumuzda, araştırdığımızda aslında esasen beni çok etkileyen bir detay oldu bu. Hakkında yani adına verilen birçok, verilmek istenen birçok ödül varken Sezai Karakoç bu ödüllerin hepsini, tamamını reddediyor ve bunları kabul etmiyor. Buna biraz değinelim mi? Okurunun onu yeterince ödüllendirdiğini düşünüyor ama siz belki biraz açmak istersiniz. Biraz önce zaten siz laf arasında nevi şahsına münhasır bir insan olduğunu vurguladınız. Ben de çeşitli şekillerde ifade etmeye çalıştım. Sezai Bey şairdi, Sezai Bey düşünce adamıydı, mütefekkirdi. Sezai Bey işte bir dönem, hatta vefatına kadar Yüce Diriliş Partisi'nde genel başkanıydı. Ama Sezai Bey'in hayata kendi açısından bir bakışı vardı ve bizim bakış açımızla, sıradan insanların bakış açısıyla belki biraz değişik gelebilen bir insandı. Bu nevi şahsına münhasırlığı ile alakalı bir şey. Dolayısıyla kendisine verilen işte bakanlık nezdinde değişik şekillerde kendisine verilen ödülleri mesela şu şekilde karşılardı. Tamam, ne veriyorsanız onun para kısmını bu konuda muhtaç olanlara aktarın. Yani plaket, çubuğu falan filan bir şey de verecekseniz işte adresine gönderin der. Kendisi genellikle bu tür törenlere katılmazdı. Bunu Sezai ağabeyin kendi belki yalnızlığa ya da kendisinin uzletine vermek mümkün. Bir de insanlarla temas konusunda açıkçası çok da gayretli olmadığını bildiğimiz bir isimdi. Belki daha çok kendi dünyasında yaşayan, kendi kafasında sürekli şiirlerini yazacağı ya da söyleyeceği şeyleri düşünen bir insan olduğu için bir anlamda biraz farklı davranışları vardı. Ama işin güzel tarafı şu. Sezai abi 60 küsur yıldır tanıyan kim olursa olsun, işte yazar, çizer, şair, siyasetçi, teknisyen falan falan, çevresinde bulunan, onu seven ve okuyan insanların tamamı biraz yakın durduklarında Sezai abinin bu özelliklerini bilirler, ama hiç kimse de bunu onunla alakalı bir kötü değerlendirme vesilesi olarak kullanmamaya da özen gösterirlerdi. Sezai abinin kendisine has halleriyle güzel olduğunu, dolayısıyla onu bu şekilde kabul etmek gerektiğini ve bununla alakalı olarak kendisini kesinlikle kınamamak gerektiği adeta bir ortak kabul halinde. Evet, hayatına baktığınızda bizim açımızdan biraz garip gelebilecek davranışlar, ödülleri kabul etmemek, işte bu paraların muhtaçlara verilmesini talep etmek, o tür törenlere katılmamak falan gibi. Ama mesela İstanbul Üniversitesi'nin verdiği Fahri Doktora törenine katıldığını ben biliyorum. Demek ki onun da herhalde
kendi diyelim ki hayat tarzı ya da kendi bakışı içerisinde makul gördüğü ya da görmediği şeyler vardı. Bu kendine has olmanın, Cezayir Karakoç olmanın, iyi bir şair olmanın, iyi bir düşünce adamı olmanın herhalde gereklerinden de diyebiliriz. Evet, hakikaten ömrüyle, eserleriyle, fikirleriyle hepimize örnek olacak bir kişiliği kaybettik. Ama tabii ki eserleri bize miras olarak kaldı ve anmaya, yaşatmaya devam edeceğiz diyelim. Sayın Kızıltaş, Sezai Karakoç'u idrak etme noktasındaki yayınımıza katkınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Estağfurullah, efendim. Estağfurullah. Allah gani gani rahmet eylesin, hepimizin başı sağ olsun. Bizi izleyenlere... Eğer henüz Sezai Bey'le eserleriyle tanışmamış olanlar varsa bir an evvel o eserleri, şiirleri, denemeleri, düşünce yazıları, tiyatro eserlerini onları takip etmeye davet ediyorum. Eğer hala tanımamışlarsa ne tür bir şeyi kaybettiğimizi onlar da anlasınlar. Bu arada biliyorsunuz Sezai Bey'in şair olarak Türkiye'de herkesin, bütün kesimlerin, bütün siyasi farklılıklara rağmen herkesin önemini kabul ettiği bir isimdi. Belki düşünce açısından önem vermiyor olanlar da mesela Sezai Bey'in Mona Rosa şiirini bulsunlar ve diyelim ki sevgi şiiri nasıl olmuş ondan bir öğrensinler ve Sezai Bey'den hiç değilse bundan sonra davransınlar diyorum. Tekrar Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler efendim. Bizler çok teşekkür ederiz. Sağ olun yayınımıza katkınızdan dolayı. Bir kez daha Allah rahmet eylesin diyoruz ve devam edelim değerli izleyenler.